أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Kehf suresinin ele aldığı kıssalardan ilki, Ashab-ı Kehf'le ilgili 9. ayetle birlikte bir giriş yapılmıştı. Bu surenin en uzun kıssalarından bir tanesi olarak Rabbimiz bize bunu hatırlatacaktı. Tabii mesele sadece tarihte olmuş bitmiş olan bir olayı yıllar sonrası, asırlar sonrası yaşayan Müslümanlara haber vermek değil. Bu kıssada anlatılan olayların aslında belli bir tarihte, belli bir coğrafyada yaşanan bir olay olmadığını, kıyamete kadar benzeri olayların yaşanabileceğini hatırlatmak üzere Rabbimiz tarafından burada anlatılmış olacaktır. Bu bölüme bir giriş yapmıştık ama 11. ayete kadar ilk iki ayeti, konunun ilk iki ayetini sadece kısa bir meal vererek bağlamaya çalışalım. Allah Teala şunu söylemişti. Em hasibte enne ashabel kehfi ve rakimi kânu min âyâtine acebe. Sen sadece ashab-ı kehf ve ashab-ı rakimi mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? Bizim öyle ibret verici delillerimiz var ki, insanı hayrete düşüren deliller var ki, Ashab-ı Kehf ya da Ashab-ı Rakim, bu isimlerin yazılmış olduğu tabletin kendisine isim olduğu bu gruptan çok daha ilginç ayetlerimiz vardır. Hayatın içerisinde yaşadığınız zaman görebileceğiniz, yaşayabileceğiniz onlarca, yüzlerce ayet söz konusudur. Ashab-ı Kehf bunlardan sadece küçük bir tane ayettir, ibret vesikasıdır. Peki Ashab-ı Kehf kimdir ya da nedir? İşte 10. ayet bunu bize hatırlatmış olacak. İz evel fityetu ilel kehfi. Bir genç grup, genç bir grup mağaraya sığınmışlardı da sığınırken de Allah'a olan inançlarını, tevekküllerini ve Allah'a olan ihtiyaçlarını da dile getirmeden etmemişlerdi. Ve şöyle dua etmişlerdi. Kalu Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina raşada. Rabbimiz bize kendi katından bir rahmet ver, bize rahmet yağdır ve içinde bulunduğumuz bu durumdan, bu sıkıntılı durumdan bize bir kurtuluş, bir çıkış yolu göster diyerek dua etmişler ve mağaraya sığınmışlardı. Bu surede özellikle daha sonraki dönemlerde kimi Müslümanların, insanların Ashab-ı Kehf dendiği zaman akıllarına getirdikleri şeylerin dışında, insanların akıllarına getirdikleri şeylerin dışında Rabbimiz farklı bir noktaya dikkatlerimizi çeker. Mesela bu noktalardan ilki buydu. Genç bir grup. İnsanlardan bir grup demedi de gençlerden bir grup dedi. Allah Teala gençlerin bu durumuna dikkat çekti. Demek ki önemsenmesi gereken bir husus bu insanların genç olarak bu duruşu ortaya koymuş olmaları ve tabii dua ederken de duayı toplumların içerisinde, halkların, kavimlerin içerisinde bulunan düşmanların helak edilmesi, kahrolması şeklindeki bir duadan ziyade Allah'ın kendilerine rahmet ederek dua etmesi biçiminde bir dua var. Bu da ilginçti, dikkat çekiciydi. Yani düşmanlarımız kahrolsundan önce Rabbimiz bize yardım et, bize merhamet et, rahmetini bizden esirgeme gibi bir dua modeliyle Allah Teala konuyu bize hatırlattı, başlattı. Bu mağara arkadaşlarının, Ashab-ı Kehf'in durumu ile ilgili burada, bu surede, geçen derste de anlatmıştım ama yeri gelmişken konunun daha geniş bir anlatımına geçeceğimizden dolayı yeniden hatırlatayım. Üç konu, üç tane temel konu dikkate sunularak anlatılır. Üç tane temel konu. Birincisi bu gençlerin niçin kıyam ettiklerine dair bir vurgu. Yani bu merak edilmesi lazım. Bu insanlar durup dururken niye sıcak yataklarını, niye evlerini, yuvalarını, barklarını, akrabalarını, arkadaşlarını, rahatlarını bıraktılar? Buna dair bir bölüm anlatılır ki ilk bölüm bundan ibaret olacak. İkinci bölümde Allah'ın dışında kimsenin bilmediği,
Allah'ın dışında kimsenin haber verme imkanının bulunmadığı mağaradaki hayatlarından söz edecek. Allah bildirmese kimsenin bilme imkanı yok. Mağara içerisinde Allah Teala'nın ayet dediği, mucize dediği, gösterge, işaret diye belirttiği bir takım harikulade olaylarını, tavırlarını, duruşlarını mağara içerisinde artık toplumdan, hayattan koptuktan sonraki hayatlarını, süreçlerini anlatır Allah Teala. Bu ikinci bir bölüm. Üçüncü bir bölüm ise Ashab-ı Kehf'in arkasından, yani fark edilmelerinden sonra insanların o gün, bugün ya da kıyamete kadar insanların Ashab-ı Kehf'le alakalı yapacakları yanlış değerlendirmelere yer verir. Üç bölüm halinde. Ashab-ı Kehf'in kıyam nedeni, Ashab-ı Kehf'in mağaradaki özel durumları ve de Ashab-ı Kehf'le ilgili aslında hiç gündeme getirilmemesi gerekirken, hiç konuşulmaması gerekirken nedense insanlar daha çok işin magazin tarafı, işin fantazi tarafı ilgilendiklerinden bahisle son bölümde de insanların bu tartışmalarına değinecek. Onların ne kadar abes olduğunu, ne kadar saçma bir polemik, bir demagoji olduğunu Rabbimiz 3. bölümde dile getirecek. Bu durumda ne kaldı? Bizim merakımıza konu olan Ashab-ı Kehf kaç kişiydi, neredeydi, acaba mağara neredeydi? Bunlarla alakalı bilgilerin hiçbirisi burada yer almayacak. Hatta konuyla alakalı anlatılanların hepsi tamamen hikayeden ibarettir. Ne Allah'ın tasdik ettiği bir bilgidir, ne Allah Resulü'nün tasdik ettiği bir bilgidir. Onun için bu tür ayrıntılara, polemiklere çok da fazla girmeye gerek yok. İşte 11. ayet onların Allah tarafından nasıl kuşatıldığının ifadesi. فَدَرَبْنَا عَلَى اَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا. Biz de bunun üzerine mağaraya sığınmayı isteyen, toplumlarından uzaklaşmayı isteyen bu insanlara, bu genç gruba, gençlere, yiğitlere Allah Teala şöyle bir lütufta bulunuyor. Mağarada onların kulaklarını kapattık. Kelimenin lafzi çevirisi bu. فَدَرَبْنَا عَلَى اَذَانِهِمْ. Kulaklarını kapattık. Öldürdük değil. Uyuttuk o da değil. Kulaklarını kapattık. Bu kulakları kapatma işi nasıl? Yani dış dünyadan gelecek olan her türlü sese kapalı bir kulak haline getirdik. Allah'ın elinde değil mi? Şu anda benim sizi görmem, sizin beni görmeniz göze Allah'ın vermiş olduğu bir komut sayesinde değil mi? Ya da benim konuşmamı sizin duymanız ya da sizin fısıltılarınızı benim duymam, bunlar Allah'ın duy demesiyle olan şeyler değil mi? Ya da aklımıza bir takım şeyleri koymamız, bu anlamda Allah Teala bunu idare etti, bunu düzenledi. Dolayısıyla kulaklarını işitmez hale getirdi Allah Teala mağarada. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Yani bir nevi dış dünya ile irtibatını kesecek bir durumdu bu. Yani bu insanlar hiçbir şey duymayacaklar. Sanki yaşamıyorlar gibi hiçbir şey duymayacak bir yapıya büründürüldüler Allah'ın dilediği zamana kadar. Sümme sonra ba'atnahum. Sonra dirilttik onları. İfade bu. Aslında uyandırdık diye çevrilebilir. Ba'ase kelimesi bizim mesela amentü'de geçen bir ifade. Ba'su ba'del mevt nedir? Öldükten sonra diriliş. Ba'su ba'del mevt. Ba'as kelimesi öldükten sonra diriliş için kullanılır. Ama bu ayetin bağlamında ve bu konunun bağlamında bu kelime birkaç kez karşımıza çıkar. Ve bu kelimenin anlamı aslında uyandırmaktır. Uyandırmak ama bildiğimiz anlamda bir uykudan uyandırma değil. Bir uykudan uyandırmanın ötesinde tıpkı öldükten sonra diriltme şeklindeki uyandırma anlamında belki değerlendirilebilir. O yüzden uyandırdık dediysek bunlar uyudular anlamına gelmesin sadece. Bunları uyandırdık. Niçin? لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا. İki gruptan hangisinin bekledikleri sonucu daha iyi anladığını ya da daha iyi hesaplamış olduğunu, iki gruptan hangisinin durumu daha iyi hesaplamış olduğunu ortaya çıkarmak için, ortaya koymak için onları uyandırdık. İki grup dediği nedir? İki grup, bizim tefsir kaynaklarımızda genelde 19. ayette Ashab-ı Kehf'in uyandıktan sonra ya biz ne kadar kaldık diye sordukları, soruşturdukları zaman kendi aralarında bu genç grup ikiye bölündü. Bir kısmı dedi, yani ne kadar kaldık? Bir kısmı dedi ki bir gün ya da bir günün yarısı kadar dedi. Diğer bir kısım dedi ki ya bırakın bu tartışmayı, ne kadar kaldığımızı Allah bilir. Kimse bir şey söyleyemedi. Bu iki grup mu?
Veya mesela 22. ayet-i kerimede bunların sayısıyla alakalı 3, 4. köpek, 4, 5. köpek, 5, 6. köpek diyenler mi? İki gruplar. Ya da ne kadar süre kaldıklarını anlatan 25. ayetteki acaba 309 sene mi yoksa 300 sene mi kaldılar? Bu gruplar mı? Zannetmiyorum. Allah en iyisini bilir. Burada ahkam kesmeyeceğim fakat sadece Kur'an'ın bu bölümünün bize anlatmış olduğu o siyah ve sibaktan, bütünlükten hareketle bunu söylemeye çalışıyorum. Burada Allah Teala'nın iki gruptan hangisi durumu daha doğru tespit ediyor, hangisi bu hesaplamayı iyi yapıyor, hangisi meseleyi daha iyi anlamış, bunu ortaya çıkarmak için dediği bu iki grup, gençler grubuyla bu gençler grubunu mağaraya sığınmak zorunda bırakan zalim toplum. Bu iki grup. Neticede onların dirilmesiyle bu iki grup kimin haklı olduğu, kimin başarılı olduğu, kimin başarısız olduğu, kimin yaptıklarının fiyaskoyla sonuçlandığı, kimin yaptıklarının da gerçekten muazzam bir neticeyle sonuçlandığını ortaya çıkarmak içindir. İki grupla kastedilen budur. Neden bunu söylüyorum? Çünkü tefsir kaynaklarımızın birçoğunda özellikle gençlerin kendi arasında veya daha sonra onların durumunu fark edenlerin kendi arasındaki tartışmaların işaret edildiği anlaşılır. Halbuki bu bölümde bu gençlerin kaç kişi oldukları, mağarada ne kadar zaman kaldıkları bu kıssanın asıl mesajlarından değildir. Asıl mesajlarından olmayan bir konu ortaya çıksın diye Allah Teala uyandırmış olamaz. Tekrar hatırlatıyorum. Surenin asıl mesajı bunların sayısı değilse, surenin asıl mesajı bunların ne kadar kaldığı değilse, o zaman ne diye bu insanların arasındaki bu tartışma neticelensin diye ben onları diriltmiş olayım desin ki Allah Teala. Onun için bu iki grup dediği, birinci grup gençler, ikinci grup da bu gençlerin bu mağaraya sığınmalarını mecbur bırakan zalim toplum, yönetim, bu iki kesim arasında hangisinin gerçekten bekledikleri sonucu daha iyi anladığını, daha iyi kavradığını, daha iyi hesaplamış olduğunu ortaya çıkarmak için onları yeniden dirilttik. Bu bir girişti buraya kadar. 9, 10, 11 ve 12. ayetler Ashab-ı Kehf'in geneliyle alakalı bir giriş mahiyetindeydi. Şimdi birinci bölüm. Birinci bölüm nedir? Ashab-ı Kehf'in kıyam nedeni. Niçin böyle bir teşebbüste bulundular? Buna dair 17. ayete kadar, 13. ayetten 17. ayete kadar buna dair bir bölüm. Bölümün konusu, ana teması bu gençler ne diye rahatlarını bozdular? Bu sorunun cevabını verileceği bölümdür. Diyor ki Allah Teala, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ. Şimdi onların haberlerini bütün gerçeğiyle, bilhak ifadesini bir böyle çevirmek mümkün. Bir de bir gaye için, bir maksat için, bir hakikat için yani. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime çokça kullanılır bu şekilde. Hak kelimesinin geçtiği her yer söylemiyorum. Ama bilhak kalıbı varsa bir yerde, bilhak bu anlamdadır. Yani bütün gerçeğiyle ya da daha doğru tercüme bir amaç için, bir gaye için demektir. Mesela Allah Teala Kur'an'ı indirdi bilhak, bir hakikat için. Allah Teala gökleri yeri yarattı bilhak, yani bir hakikat için. Allah Teala ayet indirdi bilhak, niçin? Bir hakikat için, bu anlamda. Onun için burada biz sana bu kıssayı hak ile anlatıyoruz gibi çeviri anlaşılmıyor Türkçe'de. Geçiyorum onu. Bilhak, hak ile anlatacağız olmaz ya. Bir gaye için, bir amaç için anlatıyoruz. Bir hakikatin tezahürü ortaya çıkması için bunu anlatıyoruz. Veya bilhak bütün gerçekleriyle, üzerine ilave edilenler, eksiltilenler, Allah'ın önemsemediği halde insanlar tarafından önemsenmiş olduğu için ilaveler, hurafeler, abartılar, bunları bir tarafa bırakın. Hakikatin ta kendisini sana anlatacağız. Peki nedir onlar? İnnehum fityetun. Yine geldi Allah Teala, dedi ki onlar gençlerdi. Genç bir gruptu. Farkına vardık mı? Yeniden onlar insanlardı, onlar adamlardı, onlar erkeklerdi demiyor. Onlar fityetün, bir genç gruptu. Âmenü bi rabbihim, Rablerine iman etmişlerdi. Ve zidnâhum huda, ve de hidayetlerini arttırmıştık. Rablerine iman eden ve hidayetlerini arttırdığımız gençlerdi onlar ve onlar mağaraya
sığınmışlardı. Biz onların kıssasını, haberlerini sana bütün gerçekleriyle anlatacağız. Bir defa şunun altını çizelim kardeşler. Hem Ashab-ı Kehf kıssası özelde, hem de Kur'an kıssaları. Hem Ashab-ı Kehf'in kıssası, hem de Kur'an kıssaları gerçek olaylardır. Yaşanmamış ya da hayal mahsulü olaylar değildir. Senaryo değildir. Bunu bilelim. Kur'an'da kimi meseleler anlatılır temsili olarak. Mesela şeklinde vurgulanan yerler vardır. Geçmişte tarihte buna dair yaşanmış gibi zannedilen ama aslında Allah'ın misal olarak anlattığı olaylar vardır. İhtilaf edilen olaylar da vardır. Bunlar tamam, fakat Kur'an'ın bu şekilde temsil olduğunu işaret etmediği, mesela demediği, geçmişte yaşanmadığına dair bir işaretin bulunmadığı Kur'an pasajlarında anlatılan bütün kıssalar gerçeklerin ta kendisidir. Allah hikaye anlatmıyor. Bu hususun niçin izah edildiğini tarafımızdan fark ediyorsunuzdur. Çünkü Türkiye'de yeni dönemde bu iddialar var. Yani Kur'an kıssalarının aslında yaşanmış bir olay, yaşanmış olaylardan ibaret olmadığı temsili bir anlatım oldu. Fakat şunu açıkça söyleyeyim. 2010 yılından sonra Türkiye'de tartışılan bu meselenin 1940'lı 50'li yıllarda Mısır'da çoktan tartışıldığını, Ahmet Halefullah adındaki birisinin orada bir doktora teziyle bunu gündeme getirdiğini belirtelim. Yani biz Mısır'da 50 yıl önce, 60 yıl önce tartışılan bir konuyu yeniden pişiriyoruz, piyasaya sürüyoruz. Mesele bundan ibaret. Bunu da bilelim. Çok da önemsemiyorum bu konuyu. Çünkü herkes kitabı kendisine göre anlamaya çalışacaktır. Herkes özgürdür. Hatta inanmak zorunda da değil bu kitaba. Ama Allah Teala kıssaları anlatırken zaman zaman bunların gerçekliğine, hayal mahsulü olmadığına dair vurguları hiçbir tarafa atamazsınız. Mesela bunlardan birisi bu. Bilhak. Bilhak anlatıyoruz bunu sana. Bilhak. Veya mesela gelecek 17 ve 18. ayetlerde bu kıssanın bir bölümü olarak mağaradaki bu gençlerin Allah'ın dışında kimsenin bilemeyeceği durumların vaziyetini anlatırken kullandığı ifadelere dikkat edin. Gelecek bu ayet. Yeri gelmişken hatırlatayım diyorum. وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَم۪ينَ Sen güneşi mağaranın sağ taraflarından, onların sağ tarafından yalayıp makaslayıp geçtiğini görürdün. Görürdün. Temsili bir anlatımda bu olmaz ki. İkinci bir tekit, pekiştirme. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ Onlar uzanmışlar, istirahat halindeler ve sen onları uyanık zannederdin. Devamında da eğer onları görseydin korkup kaçardın. Allah Resulü birinci muhatap, şu anda biz en son muhatap. Görseydin onları kaçardın. Ne bu? Herhalde hayalden bahsetmiyor. Hayali bir olaydan bahsetmiyor. Dolayısıyla kıssaların her tarafında, Kur'an'daki kıssaların neredeyse her tarafında onların gerçekliğine dair mutlaka bu ve buna benzer atıflar vardır. Burada da bu atfı görebiliyoruz. Evet, bunlar genç bir gruptu. Rablerine iman etmişlerdi ve onların hidayetlerini zidnahum hudahum, hidayetlerini arttırmıştık. Bu hidayeti imanla ilişkilendirebilir miyiz? Elbette. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaman zaman hidayetle imanı birbirinin yerine kullanabilir. Allah'ın hidayet nasip etmesi birine iman nasip etmesidir. Bir insanı dalalete sürüklemesi, küfre sürüklemesi anlamına gelir. Dolayısıyla iman ve hidayet yan yana kullanıldığı için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Onların hidayetini arttıran Allah'tır. Arttırmıştır. Tabii onlar bu çabalarını, bu gayretlerini ortaya koyduktan sonra Allah Teala ve zidnâhum hudâhum der. Hidayetlerini arttırdık. Tabii Kur'an'ın konusu imanın artışı. Ama kelamın konusu imanın artıp eksilmesidir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Kur'an imanın artıp eksilmediğini tartışmaz. Kur'an imanın artıp eksilmediğini tartışmaz. Kur'an imanın arttığını belirtir. Eksilmesinden bahsetmez. Kelamcılar buradan hareketle iman artar mı,
eksilir mi tartışmasını açmışlardır. Bu başlık Kur'an'ın başlığı değildir kardeşlerim. İman artar mı, eksilir mi diye Kur'an'a soramazsınız. Kur'an'a bir tek soru sorabilirsiniz. İman artar mı? Artar. Allah Teala bunu arttığını söylüyor. Bu da bunun işaretidir. Enfal 2. ayette de buna benzer bir konu var. Veya Tevbe mesela. Tevbe 124. ayet kerime surenin sonu. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Bir sure, bir pasaj indiği zaman insanlardan kimileri gırgır geçmek için şunu sorarlar. اَيُّكُمْ زَادَتُ هَذِهِ اِمَانَ Hanginizin imanını arttırdı bu pasaj? Bu inen sure, bu inen ayet grubu hanginizin imanını arttırdı diye polemiğe girerler münafıklar. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتُمْ اِمَانًا Allah Teala Müslümanların, bizlerin yerine cevap veriyor. İman edenlerin imanı artar. Ayet indiği zaman, bir sure, bir pasaj indiği zaman iman edenlerin imanı artar elbette. Münafıklarınki yerinde durur ya da geriye gidebilir. Ya da وَالَّذ۪ينَ اِهْتَدَوْا Hidayete erenler var ya, زَادَهُمْ هُدَنْ وَاَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Allah onların hidayetini arttırır ve takvalarını onlara verir. Yani sakınma duygularını onlara verir. Ya da هُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah Teala müminlerin kalplerine bir sekinet, bir huzur, bir mutmainlik, bir itminan indirdi. لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ Böylece imanları arttı. Fetih suresinin 4. ayeti. Sekineti indirince Allah Teala kalplere imanları artıyormuş insanların ya da iman edenlerin. Onun için Allah Teala da kendisine tevekkül eden, yönelen bu insanlara, bu gençlere rahatlarını ve konforlarını bırakıp mağaraya çekilen bu insanlara da bu anlamda bir lütufta bulundu ve imanlarını arttırdı, pekiştirdi. Pekiştirmek, imanı pekiştirmenin sağlayacağı avantaj ne bir Müslümana? Karşılaşacağı zorluklara kadar karşı direnme gücü verir. Yoksa imanınızda bir eksilme, bir zedelenme söz konusu olduğu zaman bir problemle, bir sorunla karşılaştığında hemen taviz vermenin yollarına girer. İşte bu imanın problemli olduğunun işaretidir. İmanı artan bir insan herhangi bir problemle karşı karşıya kaldığı zaman ona karşı nasıl taviz verebilirim düşünmek yerine ona karşı nasıl kıyam edebilirim şeklinde düşünmeye devam eder. Allah Teala'nın iman arttırmasının neticesi de budur. Rabbim bizlere lütfetsin inşallah. Ayet 14. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Biz onların kalplerine bir kuvvet ve metanet vermiştik. Kalplerini rapt etmiştik, rapt birleştirdik, pekiştirdik kalplerini. Pekiştiren Allah, kalplere nüfuz etti Allah Teala. Ve bundan dolayı da اِذْ قَامُوا ve kıyam edip şöyle dediler. Bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. اِذْ قَامُوا kıyam edip şöyle dediler. فَقَالُوا رَبَّنَا Rabbimiz, bizim Rabbimiz, dua değil bu, bir bildiri, bir ilan bu. Rabbimiz, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin Rabbidir. Hem gökleri yöneten, ona hükmeden, hem de yeri yöneten ve yere hükmedendir. Sadece gökleri yaratıp orada duran değil, aynı zamanda yere ve yerdekilere de hükmedendir, Rabbidir. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِ اِلَٰهًا Onun dışında, onun berisinde, onun yanı sıra başka hiçbir ilaha da dua etmeyiz, kulluk yapmayız, tapınmayız. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَى Eğer böyle bir şey yapacak olursak, alemlerin Rabbi olmasına rağmen başka bir ilaha kulluk yapacak olursak, gerçekten saçmalamış oluruz. Gerçek dışı bir söz söylemiş oluruz dediler ve kıyam ettiler. Cümlelerini bitirelim. هَاُولَا işte bunlar, yani kimi söylüyor? قَوْمُنَا Bizim bu kavmimiz var ya, bu toplumumuz اِتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَ Allah'ın yanı sıra Allah'tan başka ilahlar edindiler. لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنْ Onların ilah olduklarına dair açık bir delil getirselerdi ya, onların ilah olduklarına dair, o putların, o azizlerin, o beşerden seçilmiş olan ya da nesnelerden seçilmiş olan ilahların ilah olduklarına dair açık bir delil getirselerdi ya, yok, delilleri yok ama buna rağmen Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Ve فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'tan başka ilah olduğunu
söyleyen, bu yalanı söyleyen kimseden daha zalim kim var? Bunları kendi aralarında bir kulis yaparak konuşmuyorlar. Bunu kendi aralarında bir araya gelerek kulis yaparak konuşmuyorlar. Bu kıyam ederek konuşulan bir cümle. Devam ediyorlar. Ve izi tezeltumuhum, birbirlerine şöyle dediler sonra. Bunu topluma deklare ettikten sonra kendi aralarında şöyle bir karara vardılar. Ve izi tezeltumuhum ve ma ya'budun illallah. Madem onları, yani toplumu ve bu toplumun Allah'tan başka taplıklarını terk ettik, madem terk ettik bunları, o zaman fe'u ilel kehf, haydi öyleyse mağaraya sığınalım. Mağaraya sığınalım ki yenşur lekum rabbukum min rahmetihi, Rabbimiz rahmetini, merhametini üzerimize yaysın. Ve yuheyyi lekum min emrikum mirfaka, işimizde bir kolaylık, bir rahatlık sağlasın. Hadi mağaraya sığınalım dedi. Önceki cümleler, yani 14 ve 15. ayetler topluma karşı ilan ettikleri bir ifade, inanç, düşünce, tavır. 16. ayette bu tavırdan sonra artık bu toplumda yaşama imkanımız kalmamıştır. Dolayısıyla biz kendimize başka bir yurt, başka bir yaşanacak mekan edinelim düşüncesiyle mağaraya sığınmaya karar verdiler. Bu üç ayet Ashab-ı Kehf'in özellikle kıyam nedenini ve kıyam biçimini, duruş biçimini ortaya koyması bakımından önemli. Şimdi bu insanlar rahat evlerini terk ettiler. Ailelerini terk ettiler. Hani bu surenin 7. ayetinde yeryüzünü bir cazibe kıldık demişti ya, zineten. Zinet kıldık yeryüzünün bütün her şeyini, cazibeli kıldık. İşte o yeryüzünün bütün cazibesini ellerinin tersiyle iten bir tarafa bu gençler, bunların tam yerine, tam karşılığında hem dar, hem zemini sert, hem de karanlık bir mağaraya sığınarak Allah'ın rahmetine nail oldular. Evet, Allah'ın rahmeti daha çok. Her zaman için değil, bu genel bir kural değil ama Allah'ın rahmeti daha çok dar olan, konfordan uzak olan ve aydınlığa hasret ortamlarda tecelli edermiş. Bunu bilelim. Allah'ın rahmeti konforlu ortamlarda, lüks ortamlarda, rahat ortamlarda tecelli eder ama bundan daha çok, bunun tam tersi yerlerde Allah'ın rahmeti tecelli eder. Bu gençlerin dünyanın zinetlerini, zevklerini, hem de gençliklerinin baharlarında, hem de dünyadan en ideal anlamda, tırnak içinde söylüyorum, faydalanacakları bir zaman diliminde bunu terk etmeleri ve kendilerini bekleyen böyle bir sıkıntıyı bilmiş olmalarına rağmen böyle bir tercihi ortaya koymaları gerçekten takdire şayan. Allah Teala bize böyle bir model sunuyor. Şimdi bu ifadelerde iz kamu, kıyam ettiler diye çevirdim. Kelimenin elbette Arapçası kıyamdır, Türkçesi ayağa kalkmaktır. Fakat ayağa kalkmak sadece kıyamın şekli değildir kardeşler. Kıyam demek sadece ayağa kalkmak demek değildir. Neden? Nedeni çok basit bir örnekle söyleyeceğim. Mesela bir mazereti sebebiyle ayakta namaz kılmayan bir Müslüman, bir mazeret sebebiyle ayakta namaz kılamayan bir Müslüman oturduğu zaman Allahu Ekber diye elini bağlar mı oturduğu yerde? Sübhaneke Fatiha okur, bir sure okur, sonra hafif rükûa gider, sonra rükûdan biraz daha eğilmek suretiyle secdeye gider mi? Gidebiliyorsa secde zaten, değilse. Peki oturduğu halde buna kıyam zamanı denmiyor mu? Adam halbuki oturuyor. Oturduğu halde bu insana kıyamda denmez mi? Kıyam, kıraat, rükû ve sücud var işte. Kıyam budur. Kıyam ayakta durmak değildir sadece. Kıyam, kıyam pozisyonunda durmaktır. Kıyam oturduğu yerde de kıyam eder. Mesela Şeyh Ahmet Yasin'in ayağa kalkma hali var mıydı? Peki onun kıyamını bu kadar sağlam ve güçlü ayakları olan insanlardan kaç kişi yerine getirdi? O da kıyamda değil miydi? Hiç tekerlekli sandalyenin dışında yürüdü mü? Yürümeye hasretti ama kıyamdı değil mi? Kıyam budur. Kıyam sadece ayağa kalkmak değil. O yüzden ayağa kalktılar diye çevirmiyorum bunu. Kıyam ettiler.
Yani dik durdular. Diklendiler değil mesele. Dik durdular ve bu anlamda da kıyam eden gençler cümlesi önemli burada. Bunu niye özellikle pekiştirerek söylüyorum? Çünkü ayetlere inat, maalesef öyle, beni mazur görün. Ayetlere inat, yedi uyuyanlar cümlesi var. Allah Teala kıyam edenler diyor, bizimkiler uyuyanlar diyor. Ya uyuyanlardan bahsetmiyor Allah Teala? Bu Allah Teala burada anlattığı gençlerin kıyam eden gençler olduğundan bahsediyor. Uyuma kelimesi bu surede geçmez. Bu bölümde hiç geçmez. Bir tek rukut kelimesi geçer. O da gelecek zaten 17-18. Ayette gelecek. Rukut kelimesi geçer. Rukut kelimesi nevm kelimesi değildir. Nevm uyumak. As-salatu hayru minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Nevm uyku. Kur'an'da da bu kullanılır. Ama rukut uyuma değil, uyumanın ötesindedir. Mesela yatmak ayrı, uyumak ayrıdır. Uzanmak ayrı, uyumak ayrıdır. İstirahat ayrı, uyumak ayrıdır. Dolayısıyla nevm kelimesi özellikle kullanılmayan bir surede Ashab-ı Kehf'in gençlerinin uyuyan yedi kişi ya da yedi uyuyan, yedi uyurlar gibi ifade edilmesi eğer ihanet değilse cehalettir. Allah Teala bunların kıyam eden gençler olduğunu özellikle vurgular. Peki kıyam neydi? Kayyım kelimesi biliyorsunuz bu surenin girişinde, hemen ikinci ayette Kur'an'ın özelliği olarak anlatılmadı mı? İvacen, değil mi? Öyle bir kitap indirdi ki, bu kitapta ivac yok. Yani eğrilik büğrülük yok. Yani çelişki yok birinci ayette. Sonra dedi ki kayyimen, kayyim bir kitap. Kayyim neydi? Kayyımın bu anlamını unutmayalım lütfen. Kayyım başkasının faydasına olan şeyleri yerine getiren demektir. Kendisinin faydası olan şeyleri değil bak sadece. Başkasına faydası olan şeyleri yerine getiren kişi demektir ya da şey demektir. Dolayısıyla kıyam dediğimiz şey ferdin kendisine değil topluma yöneliktir. Ferdin kendisine değil. Kıyam topluma yöneliktir. Bir insanın kendi başına kıyamı kendisine değil topluma mesaj verir. Ve bu anlamda da isyan değil bir tavırdır. Dolayısıyla Allah Teala bu gençlerin, mağaraya sığınan bu gençlerin bu duruşlarından bahsederken önümüze bir ödev koyuyor kardeşler. Önümüze bir ödev koyuyor. Kıssayı sadece bir varmış bir yokmuş türünden anlarsak onu Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısas Enbiyası'na bakabilirsiniz. Ya da Altı Parmak Peygamberler tarihine bakabilirsiniz. O ayrı bir konu. O tarihtir, o kronolojidir. Allah Teala bize tarih anlatmıyor. Allah Teala bize bir tevhid mücadelesi anlatıyor. Bir Müslümanın nasıl Müslüman kalabileceğini, olabileceğini demedim, dikkat edin. Nasıl Müslüman olabileceğini anlatır Allah Teala. Ama bundan daha çok bir Müslümanın nasıl Müslüman kalabileceğinin yollarını anlatır bize. İşte o yollardan birisi. Önemli olan bu pasajdan benim anladığım, anlamamız gereken diye düşündüğüm bir ders. Sadece Allah tarafından bilinen değil, toplum tarafından da bilinen bir inanca sahip olmak zorundasınız, zorundayız. Müslüman mısınız? Mümin misiniz? Görüldüğünüzde inancınız ve tavrınız sizi tanıyanların akıllarına gelmiyorsa, Müslümansınız, sizi tanıyanların aklına sizin inanç ilkeleriniz, samimiyetiniz, duruşunuz, kıyamınız, pozisyonunuz, Allah'la ilişkileriniz sizi tanıyanların aklına gelmiyorsa ve sizin görülmeniz Müslümanları mutlu etmiyorsa, zalimler rahatsız olmuyorsa o zaman bu inancınızı gözden geçirin, gözden geçirelim hep birlikte. İslam sadece fert olarak kapalı mekanlarda yaşayacağımız bir din değil. Bunun riyakarlıkla alakası yok. Riyakarlık anlamda bunu söylemiyorum tabii ki. Burada söylemeye çalıştığım şey şu. Mesela Allah Resulü'nün bir hadisinden iktibas alarak söylüyorum ve soruyorum kendime ve size. Ben, beni tanıyanlar tarafından görüldüğüm zaman onların aklına ne getiriyorum? Bu soruyu hepiniz sorun. İnsanlar sizi Müslüman olarak gördüklerinde tanıyanlar,
Onların aklına ne getiriyorsunuz? Dürüstlük mü? Samimiyet mi? Sadakat mı? Adalet mi? Güven mi? Yoksa tenzih ederim sizi. Sahtekarlık mı? Yalakalık mı? Dal kavukluk mu? Hangisi? Bizi gören insanların akıllarına getirdiklerimiz bizim kimliğimizdir. Kim ne derse desin. Hele ki bir de sizi gören zalimler mutlu oluyorsa, Müslümanlar sizi gördüğü zaman, samimi Müslümanlar sizi gördüğü zaman mutsuz oluyorsa, bu inanç sizi Allah'a yaklaştırmak yerine uzaklaştıracaktır. Zalimler görecek sizi, sizin görüşünüze, bulunuşunuza sevinecekler. Müslümanlar gördükleri zaman hiçbir şey ifade etmeyecek onlar için. Böyle bir inanç değildir. Onun için Ashab-ı Kehf, sahip oldukları inançları kendi aralarında paylaşan insanlar değildi. Bu inançlarını yaşadıkları topluma da ilan etmişlerdi. Durup dururken değil tabii ki. Lazım olduğu zaman. Durup dururken biz buradayız, gelin ne haliniz varsa görün anlamında meydan okuma değil bu. Görülen baskılar üzerine kaçamak yol aramadılar. Hayatına bakın geçmişte. Yaşadığınız bu topluma bakın isterseniz. Yaşı müsait olanlar bir baksınlar. Son 50 yılda neler yaşadık ya. Sanki milattan öncesini anlatıyoruz gibi. Dolayısıyla yaşanabilecek olan şeylerden bahseder din. Yine Allah Resulü, Müslümanların arasına karışarak onların eziyetlerine katlanan kimse, halk arasına karışmayıp eziyete katlanmayan kimseden daha hayırlıdır. Kaçış Allah Resulü önermiyor tabii ki. Kaçış değildir hicret o anlamda. İnancın yaşanma imkanının kalmadığı, bunun imkansız hale geldiği zaman dilimlerinde veya zeminlerde elbette bunun yaşanabileceği bir zeminin, bir coğrafyanın tespit edilmesi de İslam'ın bize sunmuş olduğu bir çözüm biçimidir. Bu bölüm 16. ayete kadarki bölüm Ashab-ı Kehf'in niçinini anlatıyor bize. Niçin bunlar böyle rahatlarını bozdular? Anlattı bize Allah Teala. Bununla ilgilenecekmişiz demek ki. Bu bölüm 17. ayetten 20. ayete kadar, 21. ayete kadar Allah Teala Ashab-ı Kehf'in mağaraya girdikten sonra Allah'ın dışında kimsenin bilme imkanına sahip olmadığı, Allah söylemese kimsenin söyleyemeyeceği bazı hususları bize hatırlatacak. Allah kendisine yönelenleri yalnız bırakmadığını bu bölüm üzerinden anlatacak bize. Kendisine yönelenleri Allah hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Bir şekilde Allah Teala akla hayale gelmeyecek yöntemlerle Allah Teala insanlara lütuflarını verecektir. Bunun hatırlatılmasından ibarettir 17 ve devamı. Okuyoruz. Ve teraş şemse izâ tala'at tezâveru an kehfihim zâtel yemîn. Orada bulunsaydın şunu görecektin. Evet, orada bulunsaydın şunu görecektin. Güneş doğarken mağaralarının sağ tarafına vurup geçerdi. Güneş mağaranın sağ tarafına vurup geçerdi. Ve izâ garabet, doğarken böyle. Ve izâ garabet takriduhum zâteşşimâl. Güneş batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçerdi. Bunu görürdün eğer orada olsaydı. Doğarken sağ taraftan yalayıp geçer. Güneş batarken de yine sol taraftan yalayıp geçerdi güneş. Ve hum fî fecvetin minh. Onlar da mağaranın içerisinde bir boşlukta, geniş bir alanın içerisindeydiler. Zalike min ayatillah. Cümleye dikkat edin. Zalike min ayatillah. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Okunan ayet değil bu. Burada Allah'ın varlığının, kudretinin göstergesi, işareti, mucize anlamında. Yani olağanüstülük anlamda kullanıyorum burada mucizeyi. Yoksa peygambere verilen bir mucize anlamda değil. Olağanüstü göstergeler, Allah'ın varlığının göstergesi olan hususlardır bunlar. Niye? Yani bir insanın mağaraya gitmesi, mağarada oturması neresi ayet? Mağaranın içerisindeki hayat bir ayettir. O mağaradan normalde uzun süre insanın yaşamaması lazım. İşte uzun süre yaşamaları bir ayettir. Allah Teala bu cümleyi araya koydu. Men yehdillahu fehuvel muhtet. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yol bulandır, hidayet üzere olandır. وَمَنْ يُضْلِلْ Kimi de saptırırsa, kimi de dalalete sevk ederse, yani kendisi bu dalalet tercih eder, Allah da o dalalet yolunu açarsa kime?
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Artık ona doğru yolu gösterecek bir veli, bir yardımcı bulamayacaksın der Allah Teala. Bu ifade mağaranın pozisyonunu bize hatırlatıyor. Yani coğrafi bir keşfe, bir navigasyona falan teşebbüs etmeye nedeni değil bu. Haritacılık yapmaya gerek yok bu anlamda. Fakat bir meseleyi anlatıyor Allah Teala. Öyle bir pozisyon. Bu insanlar haritacı değildi. Bu insanlar coğrafyacı değildi. Bu insanlar böyle teknolojik ya da bilimsel bir takım gelişmeleri yakından takip eden insanlar da değillerdi. Ama Allah Teala kendisine yaklaşanlara öyle ilhamlar veriyor ki bu ilhamlar başkası tarafından insana verilme imkanı yok. Öyle bir yer seçecekler ki, öyle bir yerde yatacaklar ki kalplerine böyle bir ilham gelecek ki onlar uzun yıllar, kaç yıl olduğunu bilmiyoruz. Uzun yıllar burada kaldıkları halde sağlıklarıyla alakalı bir problem ya da bedenleri, fizikleriyle alakalı bir problem yaşamayacaklar. Böyle bir yapı. Onun için Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Ama şu da işaret olarak anlıyoruz ki öyle bir ilhamla öyle bir pozisyonda bulundular ki güneş ne tam mağara vurmak suretiyle onları rahatsız ediyor ne de tamamen güneşsiz bir hayat yaşıyorlar. Biraz doğarken güneş, biraz batarken güneş, arada gölge. Böyle bir pozisyon içerisinde devam etti hayatlarına. Bu da mağaranın ağzının kuzeye doğru olmasını gerektirebilir mi? Allahu alem, görünen o. Mağaranın içerisinde durumları bu. Başka durumları? وَتَحْسَبُهُمَ اِقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ Uyudukları halde, rukud kelimesini uyuma diye çeviriyorum ama bildiğimiz anlamdaki uyuma değil. O anlamdaki uyuma değil. Daha çok bir insanın bir yerde istirahat etmesi, uzanması, beklemesi, dinlenmesi anlamında kullanılır. Hatta bu kelime, rukud kelimesi, tavuğun kuluçkaya yatması için de kullanılır Arapçada. Kuluçkaya yatması için de bu kelime kullanılır. Onun için bu bildiğimiz anlamdaki uyumanın dışındadır. Benzeri bir ifade, mesela Yasin suresinde geçer. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ Merkat, bizim uyuduğumuz yerden diye çevrilir. Kısmen doğru ama eksik. Yani uyuduğumuz, zaten uyumuştuk öyle değil. Kaldığımız yerden. Mesela ölüler uyumuş mu? Hayır. Ölüler uyumuş değiller. O insanların orada kaldıkları, bulundukları yer anlamında kullanılıyor. Ama bu cümleyi izah ettikten sonra bunu bu şekilde ifade edebilirim. Uyudukları halde sen onları uyanık zannederdin. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ Biz onları bazen sağa, bazen de sola döndürüyorduk. Döndüren kim? Allah Teala. Yani şöyle bir sağa dönelim, bir de sola dönelim, rahat öyle değil. Zaten işin farkında değiller. Biz döndürüyorduk onları. Sonra وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ Köpekleri de mağaranın girişinde ayaklarını uzatmış durumdaydı. Köpekleri. Niye Allah Teala bu ayrıntıyı verdi ki? Allah Teala hani aslında hayatın içerisinde insanların bulunması ne kadar önemliyse hayvanların bulunmasının da öyle bir önemi var. Nereden anlıyoruz bunu? Mesela yine Hud suresinde Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a tufan öncesinde bir talimat verir. Nedir? Gemiye seninle birlikte iman edenler binsin. Bir de bütün canlılardan birer çift. Hayvansız bir alem tasavvuru yok. Hayvanların bulunmadığı bir dünya tasavvuru yok. Bütün hayvanlar yaratılmış, sonra insan yaratılmış. Hatta bazen de aklıma gelmiyor değil. Aklıma gelmiyor değil. Bunu bir kesin bilgi olarak söylemiyorum. Sadece merakımdan söylüyorum. Acaba diyorum, bazı hayvan nesillerinin tükenmesi demek, kıyamete doğru gidiyoruz mu demektir? Olabilir. Hayvansız bir dünya tasavvuru yok ama. Burada da böyledir. Bu insanlar, evet mağaraya sığınmışlar ama hayvan ayrıntısı, köpek ayrıntısını Allah Teala oraya koyuyor. Mağaranın girişinde. Mağaranın girişine ayaklarını uzatmış bekleyen bir köpeğin orada bekletilmesinin arkasındaki güç ne insandır, ne çobandır, ne başkadır. Bir gün değil ki ya. Bir gün değil, orada sürekli nasıl bir hayvan, nasıl bir şey bu? Eğitilmiş bir köpek demeyin, öyle değil ya. Bu min ayatillah dedi zaten. Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Dolayısıyla bunu söyledikten sonra وَلَوْ
لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ Eğer onların farkına varsaydın, eğer onları görseydin, mağaranın girişinde bunları görseydin bu haliyle, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Kesinlikle korkup kaçardın ve korkuya kapılırdın, dehşete kapılırdın, için korkuyla dolardı. Onları görseydin. İçeride enteresan bir yapı. Nasıl mı? Ne bileyim ya. Kitapları açıp bakıyorsunuz. Hikayeler uzun uzun. Şöyle bir pozisyon. Böyle girmiyor, bilmiyorum ki onu. Allah bilir. Bildirmedikten sonra bizim parçaları birleştirme imkanımız var mı? Senaristler bunu birleştirebilirler. Film icabı mecburen bir takım şeyleri dolduracaklar. Filmin Ashab-ı Kehf'ine bakarsanız bu ayrı bir şey. Ama ayetini söyledi Ashab-ı Kehf'te bu ayrıntı yok. Mesele o değil. Mesele bunların uyurken de, mağaranın içerisinde kalırken de Allah'ın denetiminde, kontrolünde olduklarına dair bir bilgiyi Allah bizimle paylaşıyor. Kulakları düşünceye kapatılmıştı bunların. Sen onları uyanık zannederdin diyor. Onları uyanık zannederdin. Oysa uyuyorlar gibi görünüyor. Sen onları görseydin kesinlikle korku kaçar ve dehşete kapılırdın diyor. Aslında bu onların gözlerinin kapanmadığında işaretidir. Biraz da korkmanın, ürkmenin nedeni bu olsa gerek. Ama her halükarda bu ayetler bize Ashab-ı Kehf'in evet buraya sığınması, kurtulması olağanüstü bir olaydır. Min ayatillah'tır. Fakat korunma yöntemleri, muhafaza yöntemleri normal olağan şekillerdedir. Yani Allah Teala onları sağa sola çevirmeden de uzun yıllar muhafaza edebilir miydi? Güneşsiz bir ortamda da muhafaza edebilir miydi? Bu da bir ayet olabilirdi. Hayır. Yani olağanüstüdür demek, baştan sona olağanüstüdür demek değil. Allah Teala normal bir takım şartlarla da bu insanların hayatının korunduğuna vurgu yapıyor. Bu içerideki hayatları bunlar. Bu bilgiyi, bu 16 ve 17. ayetler, 18. ayetlerdeki bilgiyi Allah Teala içeriden veriyor. Ve o bildirmese bizim bilme imkanımız olmayan bilgiler. Sonra onların dirilişiyle alakalı. Dirildikleri zaman da Allah'ın dışında kimse onların yanında değil. Ayet 19. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ Onları dirilttik. Uyandırdık yani. Aynı kelime. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ Böylece kendi aralarında konuşmaya başladılar bu gençler. Dirildikten, uyandıktan sonra. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ Onlardan birisi dedi ki, كَمْ لَبِثْتُمْ Ne kadar kaldınız? Ne kadar kaldık veya? Bu tür cümleleri çevirirken dikkatinize sunmak için rengini farklı yaptım slaytta, yazıda. Orada aslında sizin Rabbiniz, sizin kaldığınız, sizin paranız, siz diye devam ediyor. Bu kelime Arapça ifade bu. Bizim tercümelerde de böyle geçer. Aslında bundan ziyade beraber karar veriyorlar. Yani ne kadar kaldınız niye sorsun ki? Zaten soruyu soran da uyumamış mıydı? O zaman bu soru şöyle sorulur. Ne kadar kaldık? Ne kadar kaldık? Bunun üzerine dediler ki قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمًا Bir gün ya da bir günden daha kısa bir süre. Bir gün ya da bir günden daha kısa bir süre kaldık. Bu cevabı verince diğerler de bu cevabı verenlerin dışında bir grup da dediler ki قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُوا بِمَا لَبِثْتُمْ Ne kadar kaldığımızı, bizim ne kadar kaldığımızı ancak Rabbimiz bilir. Bunu bırakalım dedi. Yani bunu tespit etme imkanımız yok, görevimiz de değil. Ne yapalım? Bunu bırakalım da dediler. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ Birimizi bu paramızla şehre gönderelim, çarşıya gönderelim. فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهِ Bu şehre bu parayla gönderelim de birisini. Baksın hangi yiyecek daha temiz, hijyenik değil bu. اَزْكَ, temizlik, bu anlamda hijyenik anlamda temizlik değil. اَزْكَ, yani helal. Hangi yiyecek daha helal ise, ondan bize getirsin dediler. Fakat bunu yaparken de, وَلْيَتَلَطَّفْ Tedbirli davransın. Dikkatli davransın, latif davransın. Yani her şeyi ortaya dökmesin. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدَ
burada bulunduğumuz hiç kimseye hissettirmesin dediler. Bu onların diriliş anıyla alakalı ya da uyanış anıyla alakalı bir bölüm. Tabii burada özellikle o cümle dikkatinizi çekti mi? Ne kadar süre kaldık? Bir gün ya da yarım gün dediler. Hayır dediler. Rabbimiz ne kadar kaldığımız en iyi bilir. Bırakalım bunu. Niye? Çünkü kulluk için lazım olmayan bilgilerin peşine düşmekten kaçınmamız gerekiyor. Ashab-ı Kehf bize bu dersi de veriyor. Lüzumsuz, lüzumsuz, amel hayatımıza yaramayan, Allah'la ilişkimizi tespit etmeyen, Allah'la ilişkimizi tespit etmeyen ya da yaklaştırmayan, uzaklaştırmayan herhangi bir soru, herhangi bir konu, herhangi bir sohbet, herhangi bir müzakere bu tip konularda olmaması lazım. Olmaması lazım. Niye? Yani gününü tespit etsen ne olur ki? Ne kadar kaldık? Zaten tespit edemeyeceksin de. Velev ki tespit ettin, ne işe yarayacak bu? Şimdi neye benziyor biliyor musunuz? Anlatıyorsunuz, anlatıyorsun Leyla'yı, Mecnun'u, hani hikayedir, fıkradır. Anlatıyorsunuz, herkes can kulağı dinliyor, dinliyor. Arkasından biri, hocam Leyla Mecnun'un nesi oluyordu diyor. E buna benziyor. Adem'i anlatıyorsunuz, cennetten, cehennemden bahsediyorsunuz. Ya hocam bu Adem nasıl cennete girmişti ya? Yılan falan hikaye karnında şu bu. Ya Allah ıslah etsin. Mesele bu değil ki ya. Nuh'un tufanından bir tevhid mücadelesinden bahsediyorsunuz. Bizimki ya bu gemi acaba nasıl bir gemiydi? Vapurlu muydu? Yani buharlı mıydı? Acaba tekne miydi? Yelkenli miydi? Ne fark eder? Değiştirecek mi amelini? Allah Teala bunu niye anlatmadı? Sen niye soruyorsun? Ashab-ı Kehf'in bize öğrettiği bir bilgidir bu. Lazım değilse, kulluk için lazım değilse o bilginin peşine düşmeye gerek yok. Onun için onu kapatın dediler. Bunu söylememizin, öğrenmemizin bir anlamı da bir amacı da yok. Ve devam ettiler. Kimse çaktırmasın, kimse hissettirmesin bizim burada bulunduğumuz dediler. Tedbir aldılar. Çünkü dediler innehum in yazharu aleykum yarcumukum ev yu'idukum fi milletihim ve len tuflihu izen ebeda. Eğer bizim burada olduğumuzu fark ederlerse, bizim buraya sığındığımızı fark ederlerse, bizi taşlayarak, recm ederek öldürürler veya bizi dinlerine döndürürler. Zorla kendi inançlarına döndürürler, bunu yaparlar. وَلَنْ تُفْلِحُ اِذَا نَبَدَى Böyle yaparsak eğer biz de onların inançlarına zor altında kaldığımız halde dönersek asla da iflah olmayız. Onun için gidecek kişi arkadaşımız son derece latif, kibar ve dikkatli, tedbirli davransın. Bir defa bu cümle, bu son cümle, yani eğer bizim burada olduğumuzu fark ederlerse ya taşlarlar ya da kendi inançlarına döndürürler cümlesi, bu gençlerin yaşadığı ortamın ne kadar kötü ve ne kadar zor olduğunu ifade eden bir cümledir. Öyle bir toplum yapısı ki başka bir inanca hayat hakkı tanımayan bir toplum, bir yönetim. Başkasının farklı inanmasına, düşünmesine müsaade etmeyen bir inanç biçimi. Enteresan bir şey. Benim gibi düşüneceksin, benim gibi yaşayacaksın. Despot bir sistem olduğunu bu cümleden anlıyoruz. Ayrıca bu ayetin verdiği bir mesaj daha var. Şimdi Bakara suresinde bir bölüm anlatılır. 100 yıl ölü kalan, 100 yıl ölü bir vaziyette kalan, sonra yeniden hayata döndürülen, diriltilen bir adamdan bahseder. Kim olduğu belli değil. Hatta belki de temsildir, fark etmez. Ama orada vurgulamaya çalıştığım bir konu var. Burada bu ayette vurgulanan konu ile Ashab-ı Kehf ile ilgili 19. ayette vurgulanan konu hemen hemen aynı kelimelerle ifade ediliyor. Ayette diyor ki bir insan böyle tamamen çökmüş, altı üstüne gelmiş bir köyden geçerken, bir memleketten geçerken enna yuhyi hazihi llahu ba'de mevtiha dedi. Allah Teala bu toplumu, bu memleketi öldükten sonra nasıl diriltir ki dedi. Kendi kendine şaşırdı. Fe ematahu llahu mi'ate am. Allah Teala onu 100 yıl ölü bıraktı. Öldürdü, canını aldı. 100 yıl ölü kaldı. Sümme ba'ase. Ba'ase kelimesi. Yine onu diriltti. Kale sonra dedi ki buna kem lebiste? Ne kadar kaldın sen? Söyle bakayım. Ne kadar kaldın? Kale lebistu yevmen ev ba'da yevmen.
Kehf, Ashab-ı Kehf'in ilk sorusunun cevabının aynısı. Bir gün ya da bir günden daha az bir zaman kaldı. Allah da diyor ki kâle belle biste miyete an. Hayır, sen 100 yıl kaldın. Ayet öyle devam edip gidiyor. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu tablo, Bakara suresinin yani 259. ayetindeki anlatılan bu tablo ve bu tabloda sorulan soru ve verilen cevap ile Kehf suresindeki bu ayette sorulan soru verilen cevabın benzerliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu iki konu da, bu her iki ayet grubu da aslında bize şu mesajı verme yöneliktir. Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmaya kadirdir. Yaratmaya da kadirdir. Öldürmeye de kadirdir. Öldürdükten sonra yeniden yaratmaya da kadirdir. Allah Teala bunu değişik şekillerde ortaya koyar. Ve ayrıca beşeri algılara bağlı zaman anlayışı yanıltır. Beşeri algılara bağlı. İnsan zaman kavramını bilemez. Nasıl bilebilir zaman kavramı biliyor musunuz? Ya bir saatle, ya birinin hatırlatması, ya bir emareyle, işaretle. Kendi başınıza bulunduğunuz bir ortamda zaman kavramını tespit edemezsiniz zaten. Dolayısıyla zaman izafidir, görecelidir. Bir insanın kendine göre zaman anlayışıyla başkasının zaman anlayışı bu anlamda aynı değil. Hele ki ölen bir insanın, mesela Mü'minun suresinin sonunda da buna benzer bir soru var. İnsanlar kıyamette yeniden diriltildikleri günde Allah Teala tekrar soracakmış onlara. Ne kadar kaldınız? Cevap aynı. Bir gün ya da bir yarım gün kaldık. Oysa Nuh kavminden bu tarafa belki ölü kalmışlar. Yüzyıllar mı, binlerce yıl mı kalmışlar? Tekrar diriltilince yine bir gün ya da bir yarım gün. Bu da şunu hatırlatır bize, aslında onu vurgulamaya çalışıyorum. Kabir hayatının süresine dair algı ile bir mukayese var burada. Zaman konusunda ölen kimsenin algısıyla yaşayanın algısı çok farklıdır. Biz 50 sene önce ölmüş olan bir insanın 50 sene zaman muazzam bir yarım asır geçmiş filan deriz. Ya da görmediğimiz halde 600 sene ölmüş, önce ölmüş, 1000 sene önce ölmüş olan birisinin ne kadar büyük bir zaman geçmiş filan deriz. Oysa ona göre bu bir gündür ya da yarım gündür. İzafidir bu. Bilme imkanınız yok. Zamanla alakalı, hani demiştik ya zaten Ashab-ı Kehf kıssası zaman mefhumunu bize hatırlatan bir kıssadır. Zaman bitiyor. İnsan zaman içerisinde eriyor. Yine bu son cümlelerde Ashab-ı Kehf'in uyandıktan sonra çarşıya birini, şehre birini gönderelim, bir şeyler getirsin. Niçin? Acıkmışlardır muhtemelen. İhtiyaçları vardır. Zamanı tespit edemediklerine göre, hala eski yönetimin olduğunu düşündüklerinden dolayı olsa gerek ki biraz hassas davransın dediler. Fakat burada gönderirken şehre şu hassasiyete bakar mısınız? فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكَ طَعَامًا. Ezka, zekat kelimesinin türediği kelimenin aynısı. Arınmış, temiz yani, helal. Manevi anlamda temizlik. Taharet değil, nazafet değil. Hangisi daha temiz, hangisi daha tahir, o değil ya. Ezka, hangisi daha ezka, hangisi daha helal, ona baksın, onu bize getirsin. En sıkıntılı zamanda bile, çaresizlik halinde bile helal haram sınırlarına riayet endişesini yansıtır bu cümle. Değilse aslında zor altında kaldığı zaman haram yiyecekler de yenebilirken bu insanlar buna rağmen hala helal endişesini taşıyorlar. Bu da bu bölümün bize verdiği bir mesaj. Bu ayetle ilgili birkaç değerlendirmeyi daha yapacağız ama bunu inşallah önümüzdeki derse, Rabbim o zamana kavuşturursa, bunu da ifade etmeye çalışır ve Ashab-ı Kehf'in son bölümüne, yani kendilerinden sonra olmaması gereken polemiklere, demagojilere, tartışmalara dair Allah Teala'nın bizi uyarmasına dair ayetlere geçmiş olacağız. Belki bu kıssanın sonucu olması hasebiyle bizi toparlayacak olan bir bölümdür. Rabbim buluştursun inşallah. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.